Hastanemizde yaklaşık 1-1,5 senedir lenfödem rehabilitasyonunu uyguluyoruz, tedavisini uyguluyoruz. Halk arasında bu hastalık genellikle fil ödem hastalığı olarak da bilinmektedir. Lenfödem hastalığına baktığımız zaman vücutta bir lenfatik sistem var. Bu lenfatik sistemin birinci ve ikinci sebeplerle etkilenmesi sonucu bu hastalık oluşabilmektedir. Bizim gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise genellikle cerrahi girişimleri sonrasında, kemoterapi, radyoterapi sonrasında daha spesifik anlamda kanser rehabilitasyonu ve kanser tedavisiyle ilgili alanlardan sonra görülen tedavide bu hastalık görülebiliyor. Hastalığın belirtilerine gelecek olursak genellikle hastalarımız bize vücutlarında belirli bir ekstremitesinde kıyafetinin olmamasını, taktığı bileziğinin, takısının, yüzüğünün sıktığını söyleyerek, ciltte, deride parlak ve gergin bir görünümün olduğunu söyleyerek bizlere başvurmaktadırlar. Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıcı tanıları konularak lenfödem tanısı konan hastalarımız bizlere tedaviye gelmektedirler. Burada önemli olan her ödem lenfödem değildir. Bunun mutlaka ayrıcı tanılarının yapılması gerekmektedir. Bunlar için de uzman hekimlerimize başvurmamız gerekir. Bunu unutmamalıyız. Lenfödem tedavisine gelecek olursak dünyada altın standart olarak kabul edilen kompleks dekonjüktif tedaviyi biz hastanemizde uygulamaktayız. Kompleks yani kompleks boşaltıcı terapi uyguluyoruz. Bu tedavimiz bizim iki fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda olmazsa olmaz hastamızı bilgilendiriyoruz. Hastalıkla ilgili yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler. Bu bilgilendirmeyi verdikten sonra hastamıza manuel lenf drenajı dediğimiz halk arasında lenf masajı olarak geçen lenf masajını uyguluyoruz. Lenf sistemini vücutta aktive etmiş oluyoruz. O hasta bölgeyi, hasta ekstremiteyi sağlam tarafa gönderiyoruz, sağlam tarafa yönlendiriyoruz. Ardından çok tabakalı bandajlama uygulayarak lenf sistemini tam anlamıyla desteklemiş oluyoruz. Bandaj sonrasında da hastamıza mutlaka egzersizlerini vererek kas aktivitesiyle de lenf akışını tam anlamıyla desteklemiş oluyoruz. Ardından hastamızın şikayetleri azaldıktan sonra çevre ölçümlerini de mutlaka yapıyoruz. Hastamızın ödemi de maksimal düzeyde azaldıktan sonra hekimimizle koordine ederek biz ikinci faza geçiyoruz ve ikinci fazda da hastamıza bası giysi planlıyoruz. Hastamız bu bası giysisini tıpkı bir varis çorabı gibi ama tabii ki ondan çok daha farklı özel bir teknikle ölçüsü alınarak yapılmaktadır. Ömür boyunca kullanarak tedavisini bu şekilde devam ettirmiş oluyor. Şikayetlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Lenfödem olmazsa olmaz, doğru tanı, doğru tedavi ve hasta uyumuyla tedavi edilebilen bir hastalıktır diyelim. Tabii burada hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. Hastalarımız lenfödem tanısı konduktan sonra normal ödemden çok farklı olduğu için dikkat edilmesi gereken noktalar var dedik. Hastalarımızın kesinlikle biz hamam, kaplıca, sauna gibi yerlere gitmesini istemiyoruz. Aşırı sıcak, aşırı soğuk uygulamalardan kaçınmasını, duş alırken o vücut bölgesini normal ılık suyla yıkamasını, asla tırnaklarıyla kaşımamasını, herhangi bir diken dahi batmamasını, sinek ısırmamasını, kese yapılmamasını mutlaka hastalarımıza öneriyoruz. Çünkü dokular arası biriken proteinden zengin sıvı enfeksiyon kapmaya çok yatkın olduğu için hastalarımızın buna çok özen göstermesi gerekiyor. Biz burada onkolojide ameliyat olduk. 10 sene oluyor. 10 sene, 2 seneden sonra kolum şişti işte. Ondan sonra çok yerlere gittik. Emek dönüşü olmaz dediler. Ondan sonra buraları dolaşıyor gezerken buraya şey yaptı. Burada gelen ne varmış, otobüste geliyorduk gidiyorduk. Biz dediler askeri hastanesinde fizik tedavisi görürüz dediler. Oradan biz de buraya başvurduk. Buraya geldik işte. Çok güzel sonuç verdi. Elim çok şişti. Kolum zaten kalkmıyor. Böyle yine kalkmıyor da yine de iyiyim Allah'a şükür. Kolum şişti, indi. Elim böyle çok şişti. Hem mordu hem şişti. Şimdi iyiyim Allah'a şükür. Yani öncekinden çok çok iyiyim. Elimi hiç ağzıma böyle getiremiyordum. Şimdi biraz daha getiriyorum. Böyle su falan için diye uğraşıyorum. Onları içiyorum, şükürler olsun. Aynı saatte bekliyoruz. 2 saat İnşallah. Gelmeden önce açacağız. Güzel güzel bandajlarımızı saracağız. Artık bası giysisine doğru geçeceğiz yavaş yavaş. Şişliğimiz indi. Tamam. Tamam, herhangi bir şikayetin var mı? Yok, İsteyin. şükürler olsun. Hiçbir Tamam. şey yok. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Tamam, Tamam mı? sağ olun. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Geçmiş Sağ olun. olsun. Yani, sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Kalbim Sağ olun. Tamam.